Sayın Müdürüm hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Bizi Eyvallah, kabul sağ olun. ettiniz bugün. Çok Sizi sağ olun. kısaca bir tanımak istiyoruz. Evet, ben ismim Mehmet Irmak. Biyoloji öğretmeniyim. Hala beni temsil eden şey o, öğretmenliğimden vazgeçmiyorum. Eyüp Sultan Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü yapıyorum şu anda. Evet, sağ olun bizi kırmadınız. Sporla hemen giriş yapmak istiyoruz. Konumuz zaten spor. Sizce spor nedir ve neden önemlidir? Aktif olarak spor yapıyor musunuz? Evet. Tabii aktif olarak işte profesyonel bir spor yapmıyorum ama düzenli bir spor yapıyorum. Gerek yürüyüş olsun, gerekse işte özellikle voleybol olsun. Zaman zaman masa tenisi gençlerle oynuyorum, gençlik merkezlerimizde. Ama diyebilirim ki kronometrem sürekli çalışıyor sporla ilgili. Sayın Müdürüm, biz aktif olarak sporun içerisinde olduğumuz için takip ediyoruz. 2013 yılında spor müdürlükleri yoktu belediyelerde. Evet, yoktu. Büyükşehir belediyelerinde vardı. Daha sonra bir kanun çıktı, bu değişti. Şu anda da spor müdürüsünüz aynı zamanda. Belediyelerinde spor müdürlükleri var. Bu müdürlüğün kuruluş süreciyle ilgili biraz bilgi almak istiyoruz. Evet. Eyüp Sultan Gençlik Spor Müdürlüğü daha önce spor koordinatörlüğü olarak Kültür Müdürlüğümüze bağlı faaliyet göstermiş. 2014'te demek ki karar alındığı yıl hemen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü olarak kurulmuş. Sporun yanında bir de yaygın eğitim var bizde. Yani gençlik merkezleri var, bilgi evleri var, robotik kodlama var. Ya dil evleri var mesela, serbestçe dilin konuşulduğu, böyle yazılıp çizilmediği. Hatta geçen bir tane çocuk öyle diyor. Ya ben ne kadar çok kelime biliyormuşum diyor. Ya da işte bu gibi mesela bazen bilim merkezlerimiz var. O bilim merkezlerimizde yapılan işler var. Yine bir çocuğun bir tanesi ya fen ne kadar komikmiş dedi. Deney yapıyor çünkü. Yani hem sportif hem de eğitim anlamında müdürlüğümüz yaklaşık yılda bir 40 bin öğrenciye hizmet veriyor. Gence hizmet veriyor. 8 ay müdürlüğümüze devam eden öğrenciler var. Evet, rakamsal değerleri bildirdiniz. Çok güzel, onu da soracaktım zaten bildirdiniz. Kaç tesis, kaç personel ve organizasyonlar? Evet, müdürlüğümüzde 460 çalışan var. Bunların yaklaşık 3/4'ü eğitme, gerisi müstahdem ve güvenlik gibi branşlardan yer alıyor. 32 tane binamız var. Maşallah. Yani ilçe genelinde 32 bina var. Bunların içerisinde işte biraz önce söylediğim kadınlar spor salonları var, havuzlarımız var, 2 tane buz pistimiz var mesela, birçok ilçede bulunmayan buz pistimiz var. Çok ilgi görüyor, çok enteresan. Ben de ilk kez buz pistiyle muhatap oldum. Ama çocukların, özellikle kız çocuklarının buz pistine ilgisi çok fazla. Yani biz kayıtları açıyoruz, yıllık kayıt hemen doluyor. Tekrar yedeğe alıyoruz, yedekten kurs sistemiyle çağırıyoruz. Ama ister buz pisti olsun, ister kaykay pisti olsun, biz bir müfredat dahilinde yapıyoruz. Yani müfredatsız, formasyonsuz ve pedagojiden uzak kesinlikle sporu da yaptırmıyoruz. Diğer yaygın eğitimi de yaptırmıyoruz. Şimdi bu kadar hizmet veriyorsunuz da hizmetin kalitesi de çok önemli değil mi? Bununla ilgili evet. De akademik destekler herhalde burada ön plana evet, çıkması evet. Gerekiyor. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Destek alıyor musunuz akademik? Kesinlikle bunun altını çizmemiz lazım bana göre. Bizim bütün kurumlarımızda, yani kadınlar spor salonu dahil, hepsinde biz akademik destek alıyoruz. 11 tane üniversiteyle aktif, yani sadece kağıt üzerinde değil, aktif protokolümüz var. Buralardan hocalarımız gönüllü olarak bize vaziyet ediyorlar. Çünkü biz burada gerçekten çocuklarda iz bırakan işler yapıyoruz. Onların meslek seçimlerinden tutun, diğer alanlarda gelişmelerini sağlıyoruz. Ve bu konuda mesela bizim çok önemli bir kriterimiz var. Toplumu ve gençleri ve de çocukları, yani bütün kesimleriyle spor okur yazarı yapmak istiyoruz. Ve bunu bir formasyon olarak da
işliyoruz. Spor okur yazarlar. Çünkü ben şunu gördüm öğretmenliğim boyunca. Tamam biz test çözmeyi öğretiyoruz. Ama çocuklarımız müzik okur yazarı değil. Sanat okur yazarı değil. Spor okur yazarı değil. Bunlar çok önemli. Yani eğitim dediğinizde sadece 5 şıklı soru çözen insan yetiştirmek değil. Temel kriterlerimizden bir tanesi ve gelen hocalarımızla bunu sürekli konuşuyoruz. Bize bu konuda destek oluyorlar. Yani şunu söylememde herhalde beis yoktur. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nin bir cüzü gibi çalışıyoruz. Bu da bizi besliyor. Yani öğretmenlerimizin daha zinde kalması, daha şeyde kalmasını sağlıyor. Biz buradan yürüyerek gelen öğrencilerimize, yetişkinlere olsun önceliğimiz bunu sağlamak oluyor. Çünkü eğer bir alanda onun okur yazarlığı yoksa, okur yazar değilseniz o alanda, o alanda kimse bir şey öğretemezsiniz. Çünkü okur yazar değilsiniz nihayetinde yani. Solfej bilmiyorsanız müziği ne kadar yapabilirsiniz? Doğaçlama yaparsınız. Spor da böyle. Yani amacımız bu ilçede her çocuğun, her gencin sırtında bir spor çantasının bulunması ve onu hayatının bir parçası haline getirmesini sağlamak. Spor bu derecede önemli. Hareket bedenin ruhen gelişmesi için. Bir de akademik evet. Destekler tabii ki denemeye alma değil de somut nokta evet, atışıyla evet, birlikte evet, gidiyorsunuz. Evet. Tebrik ediyoruz. Şartlar ve imkanlar el vermediği veya şu halde şu projeyi yapayım falan dediğim bir konu herhalde böyle yok gibi yok, gözüküyor. Yok. Başkanımızın bu konuda yani başkanımız olduğu için söylemiyorum gerçekten. Bu yönde bir şey var. Eğitimle, çocuklarla, gençlerle, sporla, belki bürokratlığı döneminde edindiği tecrübeler var. Bunlar rahatlıkla bize yansıtıyor. Çünkü belediyelerde başkan önemli yani. Belediye başkanı önünüzde yürümüyorsa diğer bir okul müdürlüğüne benzemez bu iş. Çok güzel. Evet, bu konuda başkanımızın hakkını teslim etmemiz lazım. Buradan bütün imkanları sağlıyor. Yani diyebilirim ki belediye bütçesinin herhalde bir %10'unu spora harcıyor şu anda. Yani rakam vermeyeyim ama ciddi bir rakam harcanıyor. Evet. Şimdi başkan tabii o tür konuda imza atan, son imza atan kişi spora da yatkınlığı olduğu için evet, herhalde tereddüt evet. etmiyor. Siz de eğitimin içerisine gelmişsiniz. Bizim arkadaş vardı söylerdi ki ya biz çocuk sporcu olmak istiyorsa annesini babasını iyi seçmeli. Yani şey olarak da bir eğer bir tesis bir yerde bir ilçede bir ilde olması için yaygınlaşması için de başkanın sporcu sevmesi, sporun içinden gelmesi herhalde büyük önem taşıyor. O yüzden bizden de buradan selam olsun. Yani eğitim ve spor ciddi yatırımlar isteyen bir alan. Her aile bu bütçeyi bulamayabilir. Yani bir buz pistinde kaymak İstanbul gibi bir yerde kaç tane aile sağlayabilir bunu? Zor yani. Ama bunu mesela belediye el attığı zaman, bu alana yatırım yaptığı zaman rahatlıkla değinebiliyor. Sayın hocam yıllardır eğitimcilik yaptınız. Bu yatırımlar belki masraflı gözükür ama geri dönüşümler evet. çok fazladır herhalde. Yani bu kadar yatırıma gerek var mı? Ama sonuçta bir canlıya, bir insana yatırım yapıyorsunuz değil mi? Şimdi geçen hafta okullarımız açıldı. 19 milyon öğrenci ders başı yaptı. 1 milyon 300 bin öğretmen ders başı yaptı. Yani birçok ülkenin nüfusuna denk. Ya bugün dünya gündeminde olan Ermenistan toplam nüfusu 2 milyon. Yani 1 milyon 300 öğretmenimiz var. Aslında bu alana bak, ben şu anda Milli Eğitim'in toplam bütçesini hatırlamıyorum. Ne kadar ayrılıyor. Ama bir öğretmene 18 öğrenci düşüyor. Almanya'nın ortalaması 25. Yani şu an mesela öğretmen şeyi olarak biz Almanya'nın önündeyiz. Çünkü her yıl atanan öğretmenler, ya bizim zamanımızda mesela biz branş hocalarıyla çok karşılaşamazdık. Hele beden eğitimine boşta kalan öğretmen girerdi. Ama şu anda bu sene o kararı da aldılar. İlkokullara da beden eğitimi öğretmeni atanacak. Daha şimdiye kadar yoktu mesela. İlkokul 4'e kadar beden eğitimi öğretmeni yoktu. Sınıf öğretmeni o işi yapıyordu. Ama şimdi konacak. Ve inşallah daha da ileriye gider.
Bu hep önemli önemli dediğim bir şey, sahada önemli olan icraya da geçirebilmesi. İnşallah buradan da tabii milyonlarca öğretmenler var. Her yıl 3500 tane, 4000 tane bir eğitimci mezun oluyor. Bunlara da işi istihdamı sağlamış oluyor. Bugün ilkokul birinci kademede dediğiniz gibi İngilizce öğretmeni varsa bir beden eğitimci de olması lazım ki çocuğun hareket eğitimi için. Bu karar alındı. İnşallah. İnşallah harekete geçer. İstanbul metropol bir şehir. Her ilçenin 500 bin civarında nüfusu var. Dolayısıyla kentleşme var. Dolayısıyla sporun herhalde burada hareket ve egzersizinde önemli ortaya çıkıyor. Sayın Müdürüm, süre içerisinde spor hizmetleri adına farklı talepler alıyor musunuz? Mesela ya müdürüm şu da olsa bu da olsa talepler de olsun da yönlendirici oluyor mu vatandaşın size dönüşleri? Tabii ki. Yani asıl bir işin çıktısı o işi muhatabı olanlardan gelen döngülerdir. Biz bunları düzenli olarak alırız. Yani haftalık olarak alırız. Hı hı. Bizim spor salonlarımıza gelen, spor tesislerimizden faydalanan, yaz spor okullarımıza, kış spor okullarımıza gelen, yani bizde bu işin çeşitliliği var. Mesela okçuluk okulumuz var. Hem modern hem geleneksel okçuluğun yapıldığı. Derece yapan çocuklar var ama biz onu profesyonelleştirip şeye götürmüyoruz. Hı-hı. İleriye götürmüyoruz. Hatta bizim belediye spor kulübümüz var. Belediye spor kulübümüzde birkaç branşta İstanbul'da birinciyiz. Hı-hı. Başarı olarak. Mesela orada başkanımızın inisiyatifiyle boksu ve futbolu koymadık. Dedik ki ya futbolla uğraşan çok. Hatta Eyüp'te 22 tane amatör spor kulübü var. Futbol yapıyorlar. Ve onların hepsine zaten destek veriliyor. Maddi manevi destek veriliyor. Biz dedik ki biz temel sporu yapalım. Mesela jimnastiği herhalde nitelik olarak en fazla yapan belediyelerden biriyiz. Aslında işte siz de bilirsiniz sporun temelidir. Erken yaşta başlanması lazım. Bunun için mesela biz tarıyoruz ve şu anda 1000'in üzerinde bu yaş grubunda 8 tane ayrı yerde, ayrı bölgede. Çünkü Eyüp Sultan biraz büyük. Bir tarafı Karadeniz'de, bir tarafı Fatih surlarında. Buralarda bu sporu yaptırıyoruz mesela. Evet. Şimdi futbol az önce dediniz de futbola karşı değilsiniz ama futbol zaten ya, spor kulüpleriniz var. Biraz da spor okullarınız var. Oradan da seçme yapar, kulübe aktarım yaparsınız. Yani 22 tane spor kulübümüz var futbolla uğraşan. Tabii. Bence reel bir karar yani. Evet. Tebrik ederiz o konuda. Evet. Çünkü daha çok vatandaşa dokunuyor. İhtiyaçlar, talepleri karşılamak için. Evet. Spor dediğimiz zaman sadece çocuk değil, değil mi? Tabii ki. Ev hanımı var, yaşlısı var. Bununla ilgili var mı faaliyetlerimiz değişik? Yaş aslında spor salonlarımızın %70'i bayanlar spor salonu diye geçer. Ve buradan bayanlar faydalanır. İşte ev hanımı dediğimiz sabah çocuğunu okula gönderdi, eşini işe gönderdi. Ondan sonraki şeyi bizde başlıyor. Bize geliyor ve biz de o bayanlar spor salonlarını biz mahalle aralarına kadar götürdük. Yani yaklaşık 13 tane bayanlar spor salonumuz var. 4200 kadar da burada faydalanan kişi var. Maşallah. Tabii. Yaygın bir şekilde, düzenli bir şekilde, takipli bir şekilde, diyetisyen kontrolünde. Birimizde iki tane diyetisyenimiz var. Ve bu diyetisyenler bize kursa gelen bayanların yağ kas ölçümü sürekli yapılıyor. Yani bilimsel olarak da ellerine sağlıklarıyla ilgili de aslında bir ön belge veriyoruz. Hatta bazılarında mesela o yağ kas ölçümü çok şey çıktığında Sosyal İşler Müdürlüğümüzde daha bir üst çalışma yapılıyor. Oraya yönlendiriyoruz. Oradan da faydalanma olur. Burada bir şey var. Söz az önce bahsettiniz. Her mahallede falan herhalde ev hanımları komşuya gider gibi havuza yüzmeye gider. Özellikle büyük şehirlerde bu çok önemli olsa değil mi? Yani otobüslerde veya araçlarda vakit kaybetmemek. Havuzlarımızda mesela daha rahat faydalanabilsinler diye. Hı hı. İşte kan tahlili gibi bir şey var. Gidip belli sağlık kuruluşlarında kan tahlilini yapmaları lazım. Ama biz havuzlarımıza bu işi yapan birim kurduk. Yani havuzlarımızdan faydalanmak isteyenler hemen orada kan tahlili ve idrar tahlili yaparak zaman kaybını uğramadan oradaki şeyine başlıyor spor.
Sayın Müdürüm, bu kadar çok kişiye ulaşıyorsunuz da onunla ilgili hiç örnekler var mı? Hiç yaşadığınız var mı? Geri dönüşümler var mı? Mailler falan mutlaka düşüyordur yani. Evet. Ya gerçekten daha önceden böyle bilmezdim işte, çocuklar için, çocuklarım teknolojiden uzak kaldı. Böyle geri dönüşler olur mu? Var mı öyle dönüşlerden şu anda hafızanızda sizi mutlu kılacak, yukarı daha çok harekete geçirebilecek? Evet. Mesela havuzlarda biz yarışmalar düzenliyoruz. Hı hı. Bir tane veli geldi. Dedi ki ya sizin bu havuzlarda düzenlediğiniz yarışmalardan sonra benim çocuğum benim önüme çıkıp benimle konuşma cesareti göstermeye başladı. Daha önce kapalı bir çocukmuş yani. Hatta gitmişler tıbbi yardım almak için şey yapmışlar, uğraşmışlar. Ama bir yarışmaya katılıp işte o sosyalleşmesini de tetiklediği için veli gelip, mesela çok spesifik bir örnek bu, memnuniyetini bildirdi. Yani bu çocuk buraya gelip sizinle bu şeye muhatap kaldıktan sonra böyle bir değişime uğradı. Bu çok önemli. Yani bu sporun, eğitimin çok üstünde bir durum. Bu yüzden zaten ben sanat ve spor okur yazarlığının kesinlikle toplumda ve okullarımızda yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Müdürüm, çok teşekkür ederiz. Böyle evet. Devam ediyoruz. Sorularımız var. 14. soruya gelmişiz. Toplam 20 tane kadar evet. Soru da. Bir de şu anda bakıyorsunuz Gençlik Spor Bakanlığı var. 16 bakanlıktan bir tanesi evet. Spor. Evet. Hükümetin de spor politikaları bu noktada herhalde biraz daha tutarlı bir adım atma noktasında alkışa değer, takdir edici bir pozisyonda. Bu da tabii az önce bahsettiğiniz başkanın spora şey yapması, sevmesi sizin sporun faaliyetlerinin artması demek oluyor. Bu vesileyle bu spor politikaları ile ilgili bir yorum isteyecektim. Yani. Hükümeti kaynaklı, belediyenizdeki şeyleri takdir edici bir boyut. Bunu nasıl genel manada Gençlik Spor Bakanlığı dendiğinde mesela bakanlık tarafından bile bence görülmeyen ama herhalde öğretmen gözümden dolayı kaçmıyor bende. Biz üniversite öğrencisiyken üniversiteye gelen öğrencilerin ya %3'ü 4'ü yurtlarda yer bulurdu. Ama şu anda Türkiye'nin bütün üniversitelerinde okuyan öğrencilerin yaklaşık diyorlar ki %80 gibi bir oranda. Evet. Şey buluyor, yer buluyor. Mesela bu çok önemli. Evet. Bu öğrencilerin orada yer bulması. Yani Gençlik Spor Bakanlığı değerlendirilecekse bence önce bu kısmıyla ve çok hızlı bir şekilde bunlar şey yapıldı. Çünkü eğitimde öğrencinin barınması çok önemli. Barınma sorunu çözülmediği takdirde diğer kısımlar bunun peşinde sorun olarak gelir. Gençlik sporun sporla ilgili mesela bizim havuzlarda gençlik spora adeta paydaşımız. Kuruluşunda olsun, yapılışında olsun, açılışlarına mesela Gençlik Spor Bakanlığımız bizzat geldi. Evet. Tabii açılışa katıldı. İşte şu anda mesela bir tane daha genç şey yapıyoruz Kemer bölgesinde. Bir yarı olimpik bir havuz daha yapıyoruz. Üçüncü havuzumuzu yapacağız. Çok güzel. Yine Gençlik Spor ile paydaş olarak yapıyoruz. Yeni bakanımız Osman bakanımız da geldi. Orada açılışa katıldı. O da çok yakın bir zamanda şeye girecek. Bu ahenk çok önemli herhalde değil mi? Merkezi ve tabii. Yerel yönetimlerin ortak hareket edebilmesi, gerçekten hizmetin aksamaması veya desteklenmesi açısından çok önemli. Kesinlikle. Bu daha önce mesela böyle değil yani. İşte belediyelerle merkezi hükümet biraz mesafeli durmuş kendini. Belli bir şey zaman zarfında. Ama şimdi mesela ben sporla ilgili kısmını söyleyebilirim. Gerçekten yapılacak olan işlerle ilgili, işte yapılacak ufak bir etkinliğe bile bir bakıyoruz. Ya il müdürüdür, işte bakan düzeyinde destek veriliyor. Evet. Bu da işin artık o bürokrasi basamağından ayrılıp bir üst level'e çıktığını gösteriyor yani. Evet, daim olsun inşallah. Evet. Evet. Sayın Müdürüm, biraz burada keseceğim şeyi de biraz sola doğru gelebilirsek... Sana zahmet veriyoruz. Evet. Öyle değil mi? Çok güzel. Evet. Sayın Müdürüm, sağlık ve güvenlik gibi kamu giderlerini de aynı zamanda sporla birlikte azaltmış oluyorsun. Evet. Değil mi? Ülke evet. ekonomisine katkı sağlamış oluyorsun. Aynı zamanda kötü alışkanlıktan uzaklaşmış oluyorsun. Kesinlikle. Bu bir nevi ülke ekonomisine de katkı demektir. Bakın ben bir örnek vereyim. Bizim spor eğitmenlerimizle
yaptığımız toplantılarda ben şunu söylüyorum. Biz sadece burada çocuklara hareket yaptırmıyoruz. Biz sadece burada gelen çocukların gününü doldurmuyoruz ya da o programı doldurmak için yapmıyoruz. Mesela bize gelen çocuklara biz müfredatlı program yapıyoruz. Yani biz salonumuza gelene de, yaz spor okullarımıza gelene de, kış spor okullarımıza gelene de, kaykay pistimize gelene de biz bir müfredat dahilinde yaparız. Yani doğaçlama bu hafta şunu yapacak ya da bunu yapacak değil. Tarih tarih, saat saat bunun müfredatı var, planı var önümüzde. Mesela bu planlarımızın içerisinde bir tane de değerler eğitimi yaparız. Bize gelen çocuk haftada bir 40 dakikada değerler eğitimi alır. Ya bu değerler eğitimi dendiğinde hemen belki bir şey akla gelebilir. Ya sadece böyle bir fıkıh çalışma mı? Hayır değil bence. Ya bize gelen çocuklara biz misafir karşılamayı da öğretiyoruz. Ya misafir nasıl karşılanır? Hatta bunun uygulamasını yapıyoruz. Ya da işte bize gelen çocuklara mikrofon uzatıldığında kendisini nasıl ifade edebileceğini üniversite hocalarının eşliğinde yapıyoruz. Mesela yaptığımız derslerden birisidir. Yani bir çocuk sporla ilgileniyor. Tamam, bunların hepsi profesyonel sporcu olmayacak ama nihayetinde böyle bir şey olduğunda, mikrofon uzatıldığında ya da birisiyle bir iletişime geçtiğinde bunu nasıl yapacağını dersini veriyoruz. Ondan dolayı da mesela sokakta gidip zaman geçirecek, zamanını öldürecek bu kadar çocuğu sokaktan alıyoruz. Evet. Ben bazen zaman zaman söylüyorum, diyorum ki ya polisiye tedbirle insan şeyi önlenemez. Aynen. Niyeti önlenemez. Ne kadar eğitime yatırım yaparsanız, ne kadar spora yatırım yaparsanız bunu oradan önlersiniz. Çünkü bu çocuklar nihayetinde şöyle de bakıyoruz, ben öğretmen arkadaşlarıma bunu da söylüyorum. Yani bu benim çocuğum değil. Hayır, benim çocuğum. Bu çocuk benim çocuğumla aynı sokağı paylaşıyor. Aynı hastaneyi paylaşıyor, aynı okulu paylaşıyor, aynı camiyi paylaşıyor, aynı otobüse biniyor, aynı minibüse biniyor. Yani bunu benim çocuğum değil gözüyle kesinlikle bakılamaz. Ortak değerleri fazla yani. Tabii, yani o yönünü biraz şey tuttuğunuzda bu çocukların hem spor yaparak hem de o davranışlarını değiştirmeniz mümkün ve bizim de formasyonumuz bunun üzerinde. Çok sağ olun Sayın Müdürüm. Yani gerçekten güzel yaptığınız faaliyetler, çok verimli. Peki evet. Bu faaliyetleri paylaştığınız, sizin 39 tane ilçe var, spor müdürlükleri var. Evet. Hiç böyle bir araya gelip paylaşabiliyor Tabii. musunuz? Aktarımlar yapıyor musunuz? Bizim spor ilçe müdürleriyle bir platformumuz var. Ayda bir toplanıyoruz. Bir de sosyal medya üzerinde bir grubumuz var. Hı hı. Mesela ben her hafta, bu hafta gençlik, Eyüp Sultan Gençlik Spor'da neler oldu diye linklerin yer aldığı, görüntülerin yer aldığı, programların yer aldığı bir paylaşım yapıyorum. Çok güzel. Orada o arkadaşlar bunları görüyorlar. Hı hı. Ve tabii ki A ilçesi, B ilçesinin yaptığı güzel bir işi alıp uygulayabilir, ona benzetebilir. Bunda hiçbir beis yok. Zaten paylaşımımızın sebebi de o. Diğer ilçelerden de aldığımız örnekler oluyor. Sayın Müdürüm, şimdi kentsel dönüşüm diye bir olgu var. Şu anda mimar olarak yeni bir yapılaşma, deprem bölgesi İstanbul. Bununla ilgili, sporla ilgili, yani siz bir spor müdürüsünüz. Onunla ilgili size görüş, hatta ben dedim ki onunla ilgili, sporla ilgili bir uzmanların orada bir birim oluşturması lazım evet. Kentsel dönüşümde. Sizi hiç danışıyor mular, soruyor mular? Evet. Veya şöyle diyeyim, siz bir müdür, yıllardır eğitimci hem de müdürsünüz, sporun faydalarını saydınız da benim elimde olsa olmazsa olmaz sosyal donatılar dediğimiz işte marketidir, camisidir, eğitim alanlardır. Sporla ilgili bisiklet yolları, yürüyüş yolları herhalde dikkate çekmeli. Dikkat evet. olarak bu projenin içerisinde yer almalı. Bunu önemine vurgu yapa bakımdan sizin düşünceleriniz. Evet. Ben şunu söylemem lazım. Mesela daha önce bu dönüşümler ya da şeyler daha dillendirilmeden önce Türkiye'nin eğitim vizyon belgesi yayınlandı. 2023 eğitim vizyon belgesi yayınlandı. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde. O belge hala bende duruyor. Mesela onda beni heyecanlandıran başlıklar vardı. Hı hı. Diyordu ki
her iki ya da üç okula bir spor kulübü kurulacak mahalle aralarında. Ve o spor kulüpleri okullarla, muhtarlıklarla koordineli çalışacak. Okullarda spor yapan çocuklar buraya yönlendirilecek ve merdiven altı değil de belli bir formasyon ve pedagoji gözetiminde eğitim alan yerlere gidecek. Yani biz bütün çocuklarımızın mühendis ya da doktor olması şey değil ki, mümkün değil ki, toplumun ihtiyaç duyduğu alanlar var. Mesela bu baz alınarak, 2023 eğitim vizyon belgesi baz alınarak, ve ben bir hatırlatma da yapayım, bence o güme gitmesin. Hı hı. Oradaki uygulamanın tekrar canlandırılması ve bu vesileyle kentsel dönüşüm yapılırken spor sahalarının, mesela okulların spor sahaları, bazılarının spor salonları var, kapalı spor salonları. Bunun sadece okulun denetiminde değil, mahalle tarafından kullanılıyor olması lazım. Yani bir kapı açılıp sokağa mı açılır bu? Cumartesi, pazar için okulla irtibatı kesilip mahalledeki bayanların, mahalledeki çocukların ve diğerlerinin kullandığı bir alan haline mi getirilir? Ve yeni planlama yapılırken de işte bu birimlerin göz önüne alınması lazım. Yani klasik bir spor salonu yaptık, A kulübüne teslim ettik ya da A okuluna teslim ettik. Bu herkesin faydalandığı bir şey değil. Aslında benim kültür diye, okuryazarlık diye bahsettiğim şey bu. Evet. Yani o mahalledeki spor salonu, kapalı spor salonu ev hanımının da gündemine girebilmeli. Ama okuryazar değilse nereden okuyacak sporla ilgili? Evet. O eğitimin öncelikle verilmesi lazım. Ve bu birimlerin buna göre yapılması. Yani okul, mahalle sakini, muhtar, belediye eş güdümünde burada bir eğitimin yapılması. Ben mesela bizim yerel kulüplere bazen şunu söylüyorum. Diyorum ki ya bir kız çocuğu sizin kulübünüze gelse spor yapabilir. Hatta işte belediyenin verdiği yardımları bir ara dedim ki ya şeye bağlayalım. En az 6 tane branş olsun. Sadece futbol olmasın. En az 6 tane branş olsun. Doğru. O zaman o kulüp o mahallenin kulübü olur. Doğru. İşte planlama yapılırken mesela bir kulüp binası, bir spor salonu, mesela bir cami bir mahalle için ne kadar ihtiyaçsa, bence bir spor salonunun, etkinliklerin yapılabileceği, hatta bu bir kompleks bile olabilir. Bir gençlik merkezi bitiştirilebilir. Evet. Spor salonunun gençlik merkezinin olduğu, yani gelip spor yapan çocuğun gençlik merkezine geçip ders yapabileceği, ders desteği alabileceği bir yer, kütüphanesinde oturabileceği bir yer, kafesini kullanabileceği bir kompleks, mahalleye hitap eden bir kompleks. Evet. Yapılmalı. Dikkate alınmalı. Yani bu önemli. Çok önemli. Kesinlikle. Önemli. Gençlik Spor Bakanlığı'nın şu anda yerel yönetimde belediyelerle ilgili, şu anda o soru aklıma geldi de, acaba bir birimi var mı? Acaba bir muhatap olacak kişi var mı? Mesela afaki söyleyeyim, belediyelerin şimdi muhtarlarla ilgili şubesi, ya şefliği vardır ya müdürlüğü vardır. Evet. Tabii biz gençlik, mesela ilçe gençlik spor müdürleriyle düzenli toplanıyoruz. İstişare ediyoruz. Tabii. Çok güzel. Sayın Müdürüm, bir de az önce önemine vurgu yaptınız. Kişilerin keyfe kederine bırakılmaması lazım herhalde bu iş. Siz yıllardır eğitimcisiniz. Evet. Eğer bu iş olmuyorsa, yürümüyorsa, ben yönetim mezunuyum. Diyordular 500 tane çalışan olan fabrikanın mutlaka bir salonu olması lazım, spor salonu. Evet. Aslında nüfusu 50 bini geçen yerin bir tane yüzme havuzu olması lazım. Afaki söylüyorum. Evet. 250 bini geçenin 3 tane spor salonu olması lazım. Şu an bakıyoruz da onunla ilgili de düşüncelerinizi almak istiyoruz. Evet. Çünkü bu kadar çok verimli çalışıyorsunuz ama belki de bitişinizdeki bir ilçenin hali spor müdürlüğü olmayan yerler var. Var, var. Kişilerin keyfe kederine bırakmak için acaba bu kanunen veya yönetmelikte bir düzenleme yapılabilir mi? Yaptırım ya, ne biraz, şekilde olabilir? Biraz önce söylediğim şey. 2023 eğitim vizyon belgesinin canlandırılması lazım. Bilmiyorum şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Ama o eğitim vizyon belgesinde buna atıflarda bulunan ve gerçekten benim 30 yıla yakın bir öğretmenliğim var. Ben spor formasyonu olarak spordan gelmiyorum ama sporun olmadığı bir eğitimin ne kadar eksik olduğunu gördüm. Benim en büyük serzenişim bu. Bunun sanat da bunun gibi mesela. Yani normalde biyolojide bütün memeller mırıldanarak anlaşır. Yani bir
müzik yapar. Hı hı. Ama biz çocuklarımızın ben sırtında her gün okula giderken bir tane enstrüman, bir tane de spor çantası olan bir öğrenci tipi özlüyorum. Çok güzel. Hem bir müzikle uğraşan. Yani bizim ortak söyleyebileceğimiz şarkılarımız, bazen gençlerle oturuyoruz mesela. Üzülüyorum. Yani dedim ki ya çocuklar, son 50 yılın milli parçası Gül Pembe'dir. Biliyor musunuz? Ya bakıyorum. Evet. Gül Pembe ile ilgili herkesin kafasında aynı şey yok. Bu birinci dereceden biz öğretmenlerin, ama aslında İşte toplumun bu konuda okur yazar olmamasından kaynaklanıyor. Biz müziği sadece belli alanlarda çalınan bir şey gibi görüyoruz ama eğitimi eksik bırakıyoruz. Biz sporu sadece belli kişilerin yapıp sevindiği bir alan gibi görüyoruz. Halbuki spor yoksa beslenmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü yere dik yürüyen bu 46 kromozomlu Homo sapiens'in hareket etmesi lazım. Buna göre dizayn olmuş. O kaslar, o sinir sistemi, o iskelet sistemi kesinlikle bunu gerektiriyor. Yani spor, hani ben bazen şunu söylüyorum tarım eğitimi aldığım için. Diyorum ki ya tarım köylülere bırakılacak kadar değersiz değil. Onun için spor da kesinlikle kafadarlar lokalinde konuşulan şey değildir. Onlara, oralara bırakılacak kadar ucuz değildir. Bakın bu konu çözümlenmeden eğitimin diğer kısımlarını çözemeyiz iddia ediyorum bakın. Çok doğru. Bu kısmı çözülmeden. Yani çocuk ilkokulu bitirene kadar kesinlikle bir spor dalıyla ilgili bir alışkanlığının olması lazım. İnsanoğlu için en zor şey, benim tespitim şu, kendine söz geçirmesidir. Kendine söz geçirebilen insan her şeyi değiştirir. Niye? Mesela spor yapmaya karar veriyorsun. Eğer kendine söz geçiren birisiysen o gün aldığın kararı ne yaparsın? Uygularsın. Evet. Ama kendine söz geçiremeyen birisiysen kesinlikle bir o yaparsın, iki yaparsın, uygulamazsın. Onun için mesela namazını düzenli kılan insan kendine söz geçirebilen bir şeydir. Yoksa namaz Allah'ı memnun etmek için tabii yapılan bir şey değil ki. Otokontrol sistemi. Tabii ki. Herhalde onun şeyin de özünde müdürüm, eksikleri tamamlayın, insanın kendini tanıması, yeteneğini ortaya koyması. Tabii. Diyor ki her çocuk yeteneklidir. O çocuğun yeteneğini ortaya koyacak eğitmenlerdir. Az önce değerler eğitimden falan bahsettiniz. Herhalde spor da burada önemli bir vurgu. Çocuk kendini ispatladıkça, bir şeyleri başarma, kazanma, yapma başarısı yaparsa özgüvenle birlikte sosyal hayatın daha mutlu hale getirir. Ya ben şey olarak şunu her zaman söylüyorum. Velilere de söylüyorum, öğrencilere de söylüyorum. Az zeki, çok zeki diye bir şey yok. Zeka kalısal falan değil. Bu söylenen asırlık bir yalan. Yani Einstein deha olarak tanımlanır. Adam diyor ki ya dehanın onda dokuzu çalışmaktır, onda biri yetenektir diyor. Niye bunu abartıyorsunuz? Doğru. Yani Einstein gibi koca adamken ağız üstü yatıp test çözebilecek kadar deliyseniz açtan olursunuz yani. Evet. Bir de çocukların dünyası oyun. Oyun. Çocukların dünyası oyun. O spor dediğim şey aslında hareket, egzersiz, oyun değil mi? Çok iyi bir yere geldiniz. Pedagojinin temelinde, öğrenmenin temeli oyundur. Hayvan eğitimi dahil. Çocukların ciddiye aldığı en önemli şey oyundur. Onun için oyun tabanlı programlar çocukta iş görür. Oyunun işin içinden çıkardığınız an çocuğu anlayamazsınız. Yani çocuk oynamasın. Hayır, sus, kes, şey yapma. Mesela ben bir dönem bütün ilkokulların bahçelerinin kauçukla döşenmesini teklif etmiştim. Çocukların bakın hafta sonu bile okulun bahçesinden çıkmasın. Oyun yeri olmalı. O okul oyun tabanlı olmalı. Oyun tabanlı programlar zaten şey buluyor. İşte Finlandiya'da uygulanan Montessori budur. Evet. Oyun tabanlı bir programdır, eğitim programıdır. Oyuna dökmek zorundasınız. Çocuk için oyun vazgeçilmez ve ondan daha değerlisi yoktur. Çocukla irtibat kuran, oyundan uzaksa kesinlikle iddia ediyorum, irtibat kuramaz. İlişki kuramaz. Anne baba da dahil. Onun için spor sadece spor değil.
Çok güzel. Eğitimin çok önemli bir yüzüdür ve bu yüzden oradan çıkarılmalı. O bundan dolayı oradan çıkarılmalı. Yani sporu kafadarlar lokali olarak yapılıyor. Bunu maalesef söylemem lazım. Kafadarlar lokali her boyutuyla. Eğitim yeterince oraya girmedi. Bilim yeterince bence girmiş değil. Bu alanda daha üst level'larda, daha üst kademelerde işlerin yapılması lazım. Bu konuda fakültelerimiz yeterli, bunu söyleyeyim. Yani bu müdürlüğüm aşamasında görüştüğüm hocalarla, şeylerle ben o kadar bilmiyordum mesela. Spor bölümlerinin o kadar detaylı olduğunu, branşlarının o kadar şey olduğunu. O orada var ama yine her alanda olduğu gibi. Yani adam fizik öğretmeni, çay demliyor, babaannesi gibi düşünüyor ama. Suyun kaynama noktasına inanmıyor ki kendisi de yani. Bundan bahsetmek istiyorum yani. Sporda da aynısı. Evet. O pedagojiyle eğitilmiş olan insanların bu işin içine girmesi lazım. Ve sporun okullara girmesi lazım. Sporun sadece okullara değil, veli, aile, okul ve mahalle. İşte programlama yapılacaksa, okul eğitimin önemli bir cüzü haline getirilecekse bunun yapılması lazım. Toplumun da bu konuda duyarlılığı, beklentiler de bu noktada ki rağbet gittikçe spor artıyor. Bu konuda da çoğu kişinin de belki de işini kolaylaştıracağız. Kimi kolaylaştıracağız? Sağlık Bakanlığı. Kimi kolaylaştıracağız? Emniyet Müdürlüğü. Tabii ki. Değil mi? Polisiye tedbirler azalacak kardeşim. Yani çocuk gidip de başka şeylerle uğraşmayacak. Sporla uğraşan çocukların belli bir olgunluğu var. Belli bir sorumluluk üstleniyor çünkü. Evet. Yani bir takım oyununu oynadığını düşünün çocuk sahaya çıkarken. Bir sorumluluk üstleniyor ve çok ciddi bir sorumluluk üstleniyor. Evet. Bu onu olgunlaştırıyor, onu eğitiyor. Tüm bunların acilen kesinlikle eğitim sistemimize dahil edilmesi lazım. Son dönem Milli Eğitim Bakanımızın açıklamasını önemsiyorum. İlkokullara beden eğitiminin gireceğini söylüyor. Mesela biz okullara malzeme dağıtırken ben ilk kez o zaman farkına vardım. İlkokullarda beden eğitimi dersi yok. Dedim ki Allah Allah, hiç farkında değilim ama. Ya oyunu en önemsendiği dönem, bu dönem nasıl böyle bir şey es geçilmiş? Evet, buradan da bir mesaj olsun. Sayın Müdürüm, o önemsendiğini şuradan fark ediyoruz. Ama işine ehline vermek lazım. Şu an ilkokul birinci kademe müfredatında yaklaşık birinci, ikinci, üçüncü sınıfta 4-5 saat hareket ve oyun dersleri var. Oyun olmalı. Dolayısıyla bir İngilizce varsa bu işin ehli kimdir? Beden eğitimi öğretmenlerdir. Onlar artık tamam. Oralara yerleştirmek lazım. Devlet politikası zaten tesislerin her okula salon yapılmıyor. Kesinlikle. Başlandı. Bakın bunu apolitik söylüyorum. Kesinlikle tesisleşme, okullardaki durum. Bakın öğretmen sayısı. Bunda sıkıntı yok. Kim söylüyorsa farklı konuşuyor. Burada sıkıntı yok. Ama sisteme oturtulmak lazım. Tabii Türkiye'de şu an bir öğretmene 18 öğrenci düşüyor. Bunu biliyor mu kimseler? Evet. Kitaplar sıraların üzerinde hazır bekliyor kardeşim. Bu siyaset değil ki. Evet. Değil ya. Dünle bugün bir şeyler değiştiyse bu bir hizmettir, hizmetin ağıdır. Kesinlikle. Bunun bir sefer yani Türkiye'de patlama yapması lazım. Yani program yazımcılığından da tutun, şiir yazmadan da, edebiyattan da, spordan da patlama yapması lazım. İnşallah yapacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Kaynağımız var, insan kaynağımız var, harika çocuklarımız var. Bunu söyleyeyim bakın, bunu harika çocuklarımız var. Bu çocuklar biz anlamlı ve dolu bir şekilde yönlendirirsek hiçbir şeye ihtiyacımız kalmaz. Hiçbir şeye kalmaz. Sayın Müdürüm çok teşekkür ederiz. Ben çok sağ olun, var olun. 460 tane personel, evet. 32 tane tesis. Evet. Ve sporu seven bir başkan büyük bir avantaj herhalde. Evet, evet. Ben son gün, sözü size bırakalım yani. Yani bir gün başkanımızla da bence bir şey yapıp randevu alıp İnşallah. Kendisinden birinci elde dinleyin. Bunu bir öğretmen olarak söylüyorum gerçekten. Eğer sporun belli bir şeye gelmesini istiyorsan. Çünkü o formasyonda, o pedagojide. Mesela yerel yönetimlerle eğitimi konuşmak çok zordur. Ama Deniz Köken bu formatın dışında biri. Faydası da olacağını düşünüyorum. Engin tecrübe, bilgim sizin de aktarımlarınız için. Başkana da buradan teşekkür ediyoruz. Bizim önümüzü açan. Maşallah. Tabii. Ya belediyelerde başkan önemli yani. Başkanın önemli, tutumu kesinlikle size vizyon kazandırır ama o yani. Kim ne derse desin. Bu kişisel olarak bir müdürün yapabileceği bir şey değil.
Yaşadığım bir olay anlatayım size. Zamanın birinde bir spor branşı vardı. Dedik ki böyle böyle malzeme lazım. Dediler ki o ne ya, başka bir branş yok mu falan. Dedik ki müdür beyin var mı çocuğu? Getirdik o branşı, buna sevdirmeye çalıştık. Ertesi gün dedi ki ya böyle böyle dedi ya, malzeme falan bir şeyler falan gerekliymiş. Söyleseniz de bunu yerine getirsek. Başkan gerçekten bir önemli. Büyük kamil bir önemli sporun içerisinde. Başkanımızın da sayılarını artırsın inşallah. Çünkü bir spor sever olarak sporun kaynağına gelmişiz. Bu ilk röportajımızdı bu. Sayın Müdürüm çok sağ olun. Ben şunu daim söyleyeyim inşallah. Bakın yani yine bir eğitimci kimliğimle söyleyeyim. Mesela diyelim ki Türkiye'nin şu anda eğitim sorunu var. Sorunu ne? Çıktılar düşük. Eğitim kökenli başkanlarla o ilçeye yüklenin. Ben süre veriyorum. 4 senede level attır. Evet. İşin ehli olan insan herhalde o iş ileri gittikçe de onun gururunu tabii yaşar. Yani orada diyelim ki inşaat sıkıntısı var. Yani inşaat mühendisi kökenli birini belediye başkanı yaparsanız o farklı çalışmak zorunda yani. Onu çalıştırır halk yani. Hiç başka şansı yok. Evet. Evet, çok teşekkür ederim Sayın Müdürüm. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Başarılarınız daim olsun inşallah. Size de başarılar diliyorum. Onda hayırlı günler diliyoruz. Bir spor sohbetlerinin daha sonuna geldik. Sayın Müdürümüze çok teşekkür ederiz. Eyüp Sultan'dan bugün seslendik. Nice sohbetlere diyelim. Sağ olun, var olun. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin inşallah.